Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Mountain Blade Runner serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde artık sonunda Batanya'ya bağlılık yemin etmiş ve artık lordlarla ufak ufak savaşmaya başlamıştık ve güzel galibiyetler de elde ediyorduk. Artık sonunda savaşmaya başlamak benim için ne kadar sevindirici olsa da Batanya'ya yemin etmemiz bize biraz maliyetli oldu, tuzlu oldu. Çünkü gelirimizi gerçekten büyük bir ölçüde yıpratmaya başladı bu Batanya'ya bağlılık yemini. Beni biraz üzdü açıkçası. Onun dışında yorum yazan bir arkadaşımıza cevap vermek istiyorum. Niyasen'e şu özellikleri neden seçmediğimi söylemiş. Atılacak zırhlar tecrübelerini arttırmak için askerlere bağışlanabilir ve burada silahlar tecrübelerini arttırmak için askerlere bağışlanabilir özelliğini niye seçmedim? Çünkü biz Niyasen'e bu özellikleri verdiğimizi kullanmayacağız. Bizim böyle bir ekonomik gücümüz maalesef uzun bir süre olmayacak. Ekonomik gücümüz olduğunda bile zaten biz o özellikleri çoktan kazanmış olacağız. Vekillik yeteneğimiz zaten bizim çoktan o yetenekleri alabilecek duruma gelecek. Yani bizim zaten o Niyasen'e verdiğimiz özellikler hiçbir halta yaramayacak. Onun dışında bizim grubumuza etki edecek özellikler versin yeterli. Ki zaten ona bir iaşecilik vermediğimden dolayı o da etki etmiyor sanırsam. Ben öyle hatırlıyorum ama yanlış da biliyor olabilirim. Şimdi ordu grubumuzun biraz sayılarını arttırmaya çalışacağım. Burada bir savaş varmış. Savaşa dahil olalım. Bize bir namımız bir duyulsun abi. 9 kişinin 9 kişilik düşman grubuna karşı biz de bir savaş ilan ettik ki bizimkiler bir bizi bir görsün, bir ilişkilerimiz falan gelişsin diye. Şimdi biraz ordularımızın sayısını arttırmaya çalışacağım. Yani arttırmaya çalışacağım diyeyim. 40 kişi olacağız. Şu anki durumda biraz 60 kişilik orduları yenerken zorlanırız. Bir 40 kişi bir olalım abi. Biraz da onlar da biraz tecrübe kazansın. Daha rahat bir şekilde düşmanlarımızı alt edebilir duruma gelebiliriz. Bizim Lord kovalayıp onları yenmemiz lazım. Çünkü şu anda gerçekten haraç ödemeleri bize aşırı sıkıntı yaşatıyor dostlar. Yani harbiden aşırı sıkıntı yaşatıyor. Öyle böyle değil yani bizim. Şu an aktif bir gelirimiz olmazsa biteriz abi. Direkt olarak biteriz yani. Çok kötü abi durum. Aşırı derecede kötü durum yani. Şu anda ben riskli savaşlara bile girebilirim. Kaybedeceğimi bilsem bile girebilirim. Çünkü şu anki durumda bizim ekonomik olarak devamladığımız çok zor. Gelirimiz yok. Gelirimiz olmadan böyle devam etmemiz söz konusu değil. 40 kişilik bir grup kurdum. Bizim çocuk kaçmış. Çocuk dediğim kardeşimizdi sanırım o. Bizim savaşlara girmemiz lazım. Mesela bu savaşa girip bir ganimet elde edelim. Henüz daha adam tam bitmemişken. Bir ganimet elde edelim abi. Yani aksi halde gerçekten durumumuz çünkü bunu kaldırmaz. 25K paramız var diye şey yapmayın. O para bitecek abi. O para bitecek. Yani sonsuza kadar o para bizde kalmayacak sonuçta yani. Bizim bir gelir elde etmemiz lazım. Bunun için de demircilik lazım. Oyunda maalesef bunu çözemediler hala. Demircilikten başka adam akıllı sizin gelir kaynağınız yok arkadaşlar. Yok. Açık söyleyeyim yok. Demircilik sizin tek yapabileceğiniz şey. Atölye oluşturursun, ticaret yaparsın. Bunlar size gelir kazandırır. Evet, gelir kazandırır ama onlar size yaşamanız için yeterli kaynağı vermez abi. Yani full atölye açsak bile bir orduyu besleyemiyorsun yani. Demircilik yapmadan. Yani tüm atölye limitlerin kadar açsan bile besleyemiyorsun. Bu yüzden de bizim demircilikte adam akıllı bir kılıç açmamız lazım. Yani 3 seviye o dediğim kılıcı açarsak o bize bir 5K 10K ne getirirse getirsin en azından kendimizi ayakta tutmamıza olanak sağlar. Yani en azından bir ordu kurabiliriz, anladın mı? Bir yaya olarak dövüş demiş biri bu kılıçla ya. Onu bir deneyeceğim, ölmezsem bakalım. Yüksek ihtimal bizi vurabilirler. Bayılacağız ama bir deneyeceğim. Tek atıyor herkese demişler yaya olarak savaşında. Atlı olarak savaşınca çok bir şey yapmıyor ama yaya olarak kullan. Tek atıyor herkese demişler. Oo, 160 vurdu. Güzel vurdu. Dur bakalım. Bizim okçular izin vermiyor ki bize. Güzel vuruyormuş lan bu kılıç. 105 vurdu bak, o kadar kötü durumdayken bile. Ben bunu sevdim. Kralın verdiği kılıcı çok sevdim bana. Güzel. Sürekli ben buna bağlılık yemin edip yeminimi bozsam acaba sürekli veriyor mu bu kılıcı? O da bir bug olabilir mesela, eğer öyle bir şey varsa. Sürekli yeminimi bozup geri buna yemin etsem. Acaba sürekli veriyor mu lan bunu? Aklımda deli sorular. Evet, Melidir. Kardeşim, bu yardımımı unutma. Herkese duyur. Bizim kim olduğumuzu herkes öğrensin. Tamam mı koçum benim? Hadi bakalım. Kılıçları satmayacağız. Adam akıllı böyle 500'den falan pahalı kılıçları satmayacağız. 500'den pahalı kılıç bulmak zor.
Hepsini satmayacağız ki bize demircilikte parça açılsın. Kimseyi kaybetmemişiz. Çok güzel. 40 kişi hala devamlılığımız sağlanıyor. Muazzam. Zırh ağırlığımı azaltması muazzam bir şey olur. Bak silah tutuşu da güzel. Bu direkt bana şey veriyor. Yaya askerleri hareket hızı veriyor. Abi silah tutuşu önemli ya. Ama bak bu zırh ağırlığı muazzam bir şey ama neyse vereyim bakalım. Silah tutuşumuz artsın. Birliklerimiz böylece daha iyi savaşır abi. Şimdi şunları bir satalım. Okutalım. Şunu da sat. Onun dışında bunları da sat. Alayını sat. Kılıç var mı düzgün? Yok. Düzgün bir şey yok. Düzgün bir şey çıkmadı hala. Bak şu palalardan yapmak istiyorum ben. Hem kendim için hem de satmak için. Hazır turnuva varken girelim. Yani para paradır abi. Biliyorsunuz bir Eren Ceylan izleyicisiyseniz eğer bölümün ilk turnuvasında direkt kaybedeceğimizi biliyorsunuzdur. Bu turnuvada bir kaybedelim de diğer turnuvalarda kazanmamızın önü açılsın. İlk turnuvamızı her zaman kaybederiz. Bunu bilirsiniz abiciğim. Bunu bilmeniz lazım. Ya, imkanı yok. İlk turnuvamızda kazanmamızın imkanı yok. Direkt biri vurup tek yiyeceğiz kesin. Bir de risk çok yüksek çünkü canım full değil. Canım full değil. Yani direkt tek yeriz. Normalde iki vuruş atabiliyor bazı. Eğer kral değilse, yeteneği çok yüksek değilse tek atmıyor. 95 falan vuruyor bize. Bir vuruşluk daha canımız kalıyor. Yani tam 100 canımızı götürmüyor. Ama şimdi canımız full değil. Öyle bir sıkıntı var. Canımız full değil. Direkt tek yeriz yani. Tek hatamızda tek yeriz. Umarım böyle bir şey olmaz. Bunu kullanabilirdim ama çift elli değilmiş. Tam çift ellilik güzel bir kılıç gibi duruyor ama onun tek elli olmuş. Nasıl blokladın lan? Aramızdan olduk boşuna ya. Canım full olsa da tek yiyormuşum zaten. Üzülmedim o yüzden. Canım full olsa da tek yiyormuşuz dostlar. Ya abi her bölümde niye kaybediyorum ben ilk turnuvayı ya? Şurada bir adam gördüm, yakalayacağım. 74 kişi. 27 menzilli. O beni kovalayıp yakalasın. Ben savunan taraf olursam onu döverim. Sen değil tabii ki. Onlar gelsin. Sen nereye geliyorsun? Hocam burada ben varım. Beni yakalamak istemez misiniz? Beni yakalamak istemez misiniz? Bak mesela ben varım. Ben bence güzel bir av olurum yani. Ya bu kaçtı. Ya sen niye geldin ya? Sen niye geldin? O adamı ben alacaktım ya. Güzel bir av olurdum yani sana. Siz savaşın da biraz kan kaybetsin. Ondan sonra ben de gireyim. Savaşın. Selamünaleyküm. Biz de girelim. Tam böyle bir savaşın bitme noktasında girip ganimetimizi alalım abi. Okçular gidin bakalım. Yalnız ne boktan bir araziymiş var ya. Ha, hayatımda gördüğüm en kötü arazi. Baba yiğit, o nasıl vuruş ya? At üstüne niye az vuruyor lan bu kadar bu silah? At üstüne daha fazla vurması lazım. Sonuçta bir ivme var. O ivmeden gelen bir gücün var senin. Daha fazla vurması lazım teknik olarak ama yerdeyken daha fazla vuruyor, anlamadım. Aman ölüyoruz aman. Ölüyoruz dememize kalmadan öldük zaten. Bizim çocuklar bir olaya müdahale etsin. Benim okçulara benim güvenim tam zaten. Benim okçulara güvenim tam. Ama benim canımın da ben o kadar şey yapmamalıyız. Agresif oynamam lazım çünkü birliğimin ölmemesi gerekiyor. Fiyan varmış. Güzel alırız. Yani aksi halde mesela bir sonraki savaşa ben dahil olamayacağım. Üzücü olur bizim için. Şunlar kalsın. İstemiyorum. Seviyeleri yüksek aslında. Almak da istiyorum ama alamam. Şunları satarız. Ganimeti alalım. 41 kişi olduk. Bir fiyanımız daha oldu. Harika. Varçak'a gidip o tutsakları bir satalım. Şimdi mesela güzel bir savaş bulsak giremeyeceğiz. Çünkü neden? Benim çünkü canım az. Ayrıca turnuva bulsak katılamayacağız. Gerçi her halükarda tek yiyoruz biz ya. O yüzden zaten tek yiyeceğimizden dolayı canımız %1 olsa bile katılmalıyız bence. Sonuçta zaten tek yiyoruz abi katıldığımızda. Canımız fullken de tek yiyoruz. Her türlü tek yiyoruz yani o tek yeme bizim için her zaman olan bir şey. Şu domuzları falan satalım. Bizim sadece
Gerçi onları satmasaydık çeşitlilik olarak bize şey yapıyordu ya bildiğimizi. İyi aşiciliğimizi yükseltiyordu kalsın. Şunu da sat. Şunları da sat ya bunlardan bir şey çıkmaz. Vekillik geldi. Şunu verdi. Atölyelerin hiçbir katkısı yok. Şu oyunda oyun başındayken atölyeler bir işe yarıyordu biliyor musunuz? Sonradan kendileri bozdular. Adam akıllı gelir geliyordu atölye kurduğunuzda. Sonra kendileri bozdular. Fiyatını arttır abi. 10 bine değil 30 bine kurulsun. Ama adam akıllı bir gelir versin ya. Atölye. Hocam burada bir yem var. Bakın bu yemi... Neyse bir savaşa katılalım bakalım. Ne oldu? Hallettiniz. Bravo. Ben de bir olay yerine intikal ediyorum. Benden kimse ölmedi değil mi? Öldü. Hem de kahraman öldü. Neyse Fian ölmedi en azından. Hocam ganimetim nerede benim? Hangisi daha iyi? O daha iyi. Bunları da okuturuz artık. Ne yapalım? Bir vekilliğe daha devam. Düşman grubu bulup dalmam lazım. Bir kişi öldü. Şimdi bu kale köyü mü? Değil. Hayır kale köyü tamam. Şuradan iki kişi daha alacağım. 42 olduk. Ya bu herifin bu kaleyi alma şansı yok ya. Boş yere kuşatıyor. Eğer bir destek birlik gelmezse alma imkanı yok. İmkansız. Kardeş seni kesemem. O yüzden sen gelme. Sen bir de Epikrote'ye gidiyorsun. Beni burada büyük sıkıştırırlar. Sonra sen de gelme abi. Hiç gelme bak. Ormanda beni senin yakalama şansın yok. Ben bir batan... Şununla savaşacağım mecburi olarak. Şimdi şuradan kaçsan, ya burası kaçmaya yeri yok. Ben bu enayi gibi niye girdim buraya ya? Neyin var abi senin? Piyadesin full. Mecburi olarak senin üstüne gireceğim. Ya senle savaşmak zorundayım. Ya sıkıntı yok, ordumu kaybetsem de param var. Çok da üzülmem açıkçası. Çünkü şu anda gelirim çok kötü. Yoksa bu orduyu besleyemeyecektim. Ama bu savaşı kazanabileceğime inanıyorum ya. Arazi nasıl? Arazi çok iyi değil. Ama sıkıntı yok. Şöyle dizersek. Hiç şey yapmaya gerek yok. Direkt normal dizelim ya. Direkt normal dizelim. Okçu şuraya dizilsin. Haritanın en gerisine dizelim. Vallahi dizebileceğimiz en geriye dizelim. Neden dizemiyorum ya? Şuraya niye gitmiyor abi bu adamlar? Daha gerisi de mi var? Yok şurası çok muazzam bir yer. Buraya konum alsınlar. Tam dizildiler. Çok süper bir yer çünkü bu arazi. Bu araziyi bırakmam. Çok güzel bir tepe. Şöyle. İstedir misiniz kardeşim? Hadi bakalım. Düşman süvari sayısı çok az. Bize büyük sıkıntı çıkarmazlar. Ateş kes diyelim. Size güveniyorum aslanlarım. Bakın bu zafer bize çok önemli bir şey kazandıracak. Para. Sizlerden bir kısmınızı kaybedeceğim ama bana para kazandıracaksınız. Bu savaşı o yüzden kazanın. Para lazım biliyorsunuz mu? Sizin yövmiyeleri ben o şekilde veriyorum. Şöyle dur. Biraz daha. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Şu atları indirelim. Dikine geliyorlar. İndirin abi. Güzel. Ben de attan inmeliyim. Süper. Geri konum alın. Geri konum al. Boşuna ok sıkma o kadar süvariye. Boşuna ok sıkmamıza gerek yok. Kılıçla indirirsiniz abi o süvarileri. Tamam 5 kişi indirdik bile. Menzile girdiklerinde sıkmaya başlayacağız. Atları bir yolla. Bizimki ne yapıyor ya? Niye gidiyorsun oğlum oraya? Gitsene. Deli midir nedir? Tamam şurada dur sen. Korkuyorsan orada askerlerden. Bizim kardeşimizdi galiba. Oha. Sıkın abi.
Sık 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 sık. Düşmanın menzile girdiğini bile görmedim. Hadi abi. Bizden giden kimse yok. Niye sen? Seni feda edebilirim. Düşmanı oyala diye. İndirin, indirin, indirin. Bravo. Niye sen ölmezsin değil mi lan seni yollasam? Ölür müsün? Niye sen ölmezsin bence. Hadi git bakalım. Niye sen yani bayıl bayıl ölme. Oyala biraz düşmanı. Bayıl ama ölme. Hadi bakalım koç. Süper. Savaşta istediğimizi alıyoruz şu anda. Aman hocam bana gelmesin oklar. Hep kalkanlarına. Aldık aldık. Güzel. Rahat bir zafer oldu. Ölümümüz yok sanırım şu anlık. Çıkacak mı bilmiyorum ama şu anlık yok. Kalkanına geldi ya. Şunu indirsek. Saldırın şunu indirin ya. Kaçanları falan bayıltın. Nerede o? Arazi bizim için çok faydalıydı bu arada ya. Arazi bize şey zaferi kazandırdı. Sıfır kayıpla kazandık. Süper. Süper. Elimizdeki tutsakları ben atmadım değil mi? Onları atayım. Hız kaybedeceğiz yoksa. Şunu tutsak al. Elimdeki tutsakların hepsini bırakacağım. Yoksa arkadaki adam bizi yakalayabilir. Herkesi seviye atlattırdım. Güzel bir ganimet aldık. Harika. Şimdi benim hızlıca bu topraklardan çıkmam lazım. Çok dar alan. Dar alanda bizim içimizden geçebilirler. Şimdi dur bakalım. Nereye doğru kaçayım? Bu kaleden Rotea'ya doğru kaçmam lazım benim. Güzel bir zafer kazandık. Devam. Onu da yeneriz aslında ya. Full piyade bu acemi bir orduya benziyor. Ben girsem mi bu topa? Acemi bir orduya benziyor ya. Çok giresim var. Sıfır kayıpla az öncekini kazandık çünkü. Aynı arazide savaşsak. Vallahi bilemedim. Neyse topuk şimdi riske girmeyelim. Güzel bir zafer kazandık. Zaferimizle şu anda kalalım yeter abi. Hem de bir de birini de tutsak aldık. Onu da satarız. Aa Kuzey İmparatorluğu ile barış talebi gelmiş. Barış benim için hiç iyi olmayacak ya. Abi bana savaş lazım. Bunu sat abi. Aa satamıyor muyum artık? Andan niye satamıyorum tutsakları? Kaçmış mı lan herif? Lan ne ara kaçtı? Ben aldım esiri eminim aldığımı. Allah Allah almadım mı ya ben esir? Ben aldım diye biliyorum. Almadıysam yazıklar olsun bana. Bunları sat abi. Neyse güzel savaştı. O da korkup kaçmış kardeşim. Şimdi barış yapılacak. Haracı biz vermeyelim ama ya. Yine haraç vermeyelim ya. Yine haraç vermeyelim abi. İnşallah vermiyoruzdur. Bakmadım. İnşallah vermiyoruzdur valla. Ben bir demirciliğe bir daha bir girişeyim. Güzel bir zafer kazandık dostlar bu arada harbiden. Bizim için çok önemliydi o zafer. Ama barış yapıldı şu anda. Savaşacak düşman lazım bana tekrardan. Bunları eritelim. Abi ya topuz kulp falan ya kulpu mulpu salla bana. Hası lazım ya. Kılıcı lazım bana direkt ya. Bana o lazım ya. Bırakın şimdi ya. Allah Allah. Bir tane doğru düzgün kılıç yaptırmadınız bana. Oo haraç ödemeleri daha da artmış. Yo birlik ücretlerimiz artmış. Haraç ödemesi de artmış ama 200 ödüyorduk. Arada da değişiyordu tabi. Kimseyle savaşta değiliz abi biz. Niye savaşta değiliz? Niye barış yaptık az önce biz? Bu ben parayı nereden kazanacağım?
Bir işletme açalım ya. Şu orduyu benim kaybetmem lazım. Elimdeki parayı kaybetmeden orduyu kaybedeyim, bir işletme açayım sonra. Sonra bir işletme açalım valla. Şimdi dur. Düzgün bir kılıç. Şunla yapayım. Bu en yeni açılan olduğu için. Bir de en sonda ya bu. Parasından değil. Bununla yapacağım çünkü daha fazla parça açılma şansı olsun diye. O yüzden onunla yapacağım. Bir de bunu da 5 seviyeyle yapacağım. Ya sırf öyle yapıyorum ki bana parça açsın diye. Yaptık. Kaç ediyor lan bunlar? 1200. Ben bunların hepsini eritince kendime cidden üzüleceğim. Kendime üzüleceğim cidden bunları eritince. Bayağı bir üzüleceğim. O kadar yapıyoruz. Bir de eritiyoruz. Satamıyoruz. Parasını da alsaydık. Hayır, şu kervanları yağmalayıp falan para elde etme şansımız yok bir de oyunda. Kervan yağmalamamıza izin vermiyor. Kervan yağmalayıp gelir elde etme şansımız olsa diye bir şekilde yaparız. Ama yok, o yok yani. En son nasıl yaptıysak öyle yapmaya devam edeceğiz. Deneyelim ya. Belki utanır da bize verir yeni seviye bir şey. Belki utanır da verir, ben sanmıyorum gerçi de. Utanır da verir belki bize. Satamıyorum da. Demecilikten ne açtık? Damasken çeliği. Ne istiyorsun kardeş? Senin yeteneğin. Full savaşçılık ya. Full, ben sizin hepinizi savaşçı olarak yetiştireceğim. Ben sizin hepinizi savaşçı olarak yetiştireceğim. Hepiniz savaşçı olarak yetişeceksiniz. Normalde bunları zeki bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyordum. Artık yok abi. Artık tamamen savaşçı olacaklar. Benim yanımda savaşacaklar abi. Açılmadı daha ya. Allah Allah. Acaba tekerli kılıç da açılmış mıdır ikinci seviyeye? Ona da bakacağım. Biraz şey yapalım. Da açamadık. İkinci seviye bile açamadık. Ne yapmışlar bunlar ya? Bu oyun böyle değildi ya. İkinci seviyesi bile açılmadı. Tek 50'de açılan var mı? Hep bir seviye. Bunun bir şey kesinlikle yapmışlar. Ya ikinci seviye parça açamadık farkındaysın. Bunun kesinlikle bir olayı var. Kesinlikle bir olayı var bunun. Bunların açılmamasının olayı ne? Neden bir seviye açıldı hepsi? Acaba hepsinden birer tane dövmem mi lazım benim? Ya bunda kesinlikle bir olay var yani. Ben başka bir şey olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle bir olay var. Sana bunu yapamıyorum. Mızrak parçam yok hocam, kusura bakma. Bunu yapabiliriz. Ne istiyorsun? Menzili yüksek bir şey istiyorsun. Yapalım abi. Ağırlığı hafif olsun diyorsun. Hafif olsun da kardeşim. Şöyle bir şey yapabiliriz sana abicim. Başka ne yapabilirim? Senin istediğin şeyi ben yapamıyorum. Senin istediğin şeyi uygun bir şey yok. Elimizde o uygunlukta bir şey yok abi. Kaplama hızı da olmuyor. En azından burada 3 seçenek oluyor, tamam mı? Şunu bir de böyle yaparsam. Tamam, bence bu daha iyi oldu. Şöyle yapsak. Bunu yapalım da en azından. Az ödeme yaptı. Puşt. Çift elli kılıç istiyorsun hocam. Hafif olsun diyorsun. En hafifi bu. Ondan sonracığıma saplama hızı yüksek olsun diyorsun. Sana hemen uygun bir şey ayarlayalım. Savurma hızı. Biraz küçültürsek ayarlarız. Tamam, sana mükemmel kılıç at. Yani 3700 verdi bu arada. İyi para verdi ha. Vallahi iyi para verdi. Süper. Güzel. Bunu yaparak para kazanabiliriz bence. Baksana adam çok iyi para verdi. Dur lan, başka şehirlere de bakalım. Vallahi güzel para verdi. Normalinden daha çok kazandırıyor en azından. 3000 para verdi lan. Oğlum 3000 para bizim şu anda çok büyük bir şey. Gerçekten. 42 kişilik elit bir birliği yönetiyor olsam da 3000'lik bir para benim için çok önemli. Fırlatma bıçağı istiyorsun hocam. Fırlatma bıçağını ne yapacaksın ya? Boş iş abi, fırlatma bıçağı. Al, yaptım sana.
Eyvallah, 200 verdin. Hayrını bereketini gör. Al abi, aynısından sana da yapıyorum. Malzemeye mi sahip değilim? Ne demek? Oha kardeş, sen 4 tane dövme demir istiyormuşsun ya. Bundan yapalım biraz. Dövme demir çok lazım oluyor. Al abi. Sen daha iyi para verdin vallahi. Sen adammışsın. Sana uygun bir şey yok. Mızrak yapamıyorum abi, parça çalmadı. Güzel. Turnuvaya bir katılalım. Canımız fullken. Siparişler yetiştiriyoruz ya. Güzel güzel. Bunları yapabiliriz. Vallahi turnuvalar çok fazla para getirmese de en azından bize az çok bir gelir kaynağı oluyor şu anlık. Yani adam akıllı demircilik parçası da açamıyoruz. Onun bir olayı olduğuna ben inanıyorum ya. Yok yani çünkü. O kadardır yapıyoruz. İkinci seviye bile bir kılıç parçası açılmadı. Bunun kesinlikle bir olayı vardır ya. Yorumlarda da kimse bir şey yazmadı. Tüm yorumları okuyorum ben. Sizin yazdığınız bir şey de yok oğlum. Biz nasıl para kazanacağız lan? Değiştirmiş herifler. Acaba beta sürümünü mü yüklesem? Beta sürümü de değişik midir? 1.7.2 sürümünü mü yüklesem yani diyorum. Öncesinde yayınlanmadan önce beta olarak yayınlıyorlar. Daha sonrasında asıl sürüm olarak çıkıyor ya. En son sürüme geçebiliriz belki. Ciritçileri direkt indireyim. Bunlar tek atıyor ya. Hocam yardım edeceğim mi? Fazla şey yapmana gerek yok ama bir yardım etsen, bir isabet ettirsen bari ciriti. Eyvallah. En azından isabet ettirdi. Güzel. Onda belki düzgündür. Çünkü şu anda demirciliği farkındaysınız. İkinci seviye kılıç bile açamadık. Hepsi açık. Diğerlerine 4-5 açtık. Burada ikinci seviyeyi bile açamadık ya. Yani ne yapmam gerekiyor, ben anlamadım çünkü. Şu miğfer nasıl bir şey? Benimkinden iyi değil. O zaman sat gitsin. Güzel. Buradaki demircilik şeylerini hallettik. Başka başka şehirlere gidip demircilik siparişleri yapacağız artık. En azından oradan bir ufak para kazanılıyor. Oradaki 3000 veren adam gibi bir şey çıkarsa vallahi bizim için harika olur. Adam 3000 verdi direkt ya. Süper abi, çok az malzeme gitti bir de orada. Çok az malzeme, 3000 altın verdi adam. Bayağı beğendi abi bizi. Bakalım Ortezya'da ne var? Hem de turnuva da var. Ya yanlışlıkla aldım. Lan kent merkezinde döne basarken adam aldım ya. Hileyle 1K para ekleyeceğim kendime. Gerçi Iron Man'de hile de yapamıyoruz değil mi? Allah Allah. Boşuna şey yapıldı şu anda. Ah, çift elli var mı? Çift elli gürz. Hocam gürz açık değil. Gönderle silah diyorsun. Abi gönderle silah hep aynı şeyi istiyorsunuz. Ve kimse memnun olmuyor. Menzili o kadar uzun bir şey yok abi bizde. Elimizdeki parçalar bunu yapabilecek şey değil. Boşuna yapmayalım. Sen de mi aynısını istiyorsun? Şunu yapsam kabul eder misin? Cirit yapalım. İstif miktarı diyor, 5 olsun diyor. Ben onu da ayarlayamıyorum abi. Neyse 100 verdi. Ya bunlar çok az para veriyor zaten. Kazıkçı bunlar ya. Kazıkçı bunlar. Ne veriyorsunuz? Şu kılıcı döversem belki parça verir. Şey eritirsem. Deneyelim bakalım. Sonuçta turnuva kılıcı abi. Ata nasıl 4 vurabildim ben? Büyük başarı. Dayan kardeşim, tankla sen, ben hallediyorum. Güzel, adamları araya aldık. Oy, bizim adamı fena indirdi ha şu. İntikamını alalım hemen. Sanırım o benden alacak. Lan bizim adammış o. Pardon kardeşim, kusura bakma. Yanlışlıkla oldu. Bizim adama saplıyorduk az daha. Hocam onları bana doğru çekin, ben halledeceğim. Gel bakalım ben. Gel. Ben halledeceğim ya. Bana doğru çekin ya. Şu yerdeki mızrağı alırsam. Abi adam yine vuruyor, yine vuruyor. Ne oldu? Elimde mızrak olunca tabii hiçbir şey yapamadın. Güzel. Bunların turnuvaları zor değil bu arada. İmparatorluk turnuvaları zor değil. Batanya'da mesela kılıç direkt tek atıyor. O kılıç direkt tek atıyor. Bunlarda öyle tek atan bir şey yok. Bunlar insancıl gayet.
Hocam kalkanlı adam var, ona sıksana ya. Güzel. Ölsene lan. Neyse, tur atladık. Şu ödülü alsam bana yeter. Ona eritiriz. Bunlar tek atmıyor, bunlar da sağlam vuruyormuş abi. Hiç risk almamak lazım burada var ya. Vur defans, vur defans, böyle risk alınca tek yiyorsun ondan sonra. Hiç risk almamak lazım. Turnuvada. Böyle yapacaksın işte, böyle saldıracaksın. Riske gerek yok. Kalkanla vur. Sapla, kalkanla vur, sapla. Bu. Çünkü risk alınca Zortin yanlış transi oluyorsun. Şimdi şunu bir eritelim bakalım. Hadi bir şey çıksın ya. Tokmak başı çıktı. Ay tokman başını var ya. Yav. Allah'ım. Lan oğlum şunun ikinci seviyesini verin lan. Hadi biraz da bundan ver, yapacağım. Biraz da ondan yapacağım. Dur başka şehre bir gidelim. Başka şehre gidelim. Sargot'a gidelim. Sargot'ta güzel para verecek biri olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Şahsen Sargot'ta güzel bir para verecek birinin olduğunu düşünüyorum. Biz savaş açın da bize savaşak ya. Paralı asker olsaydık en azından para verirdi bize Batanya ya. Ben gittim sadakat yemin ettim. Lan bari paralı asker olsaydık şunlara. Boşuna yemin ettik ya. Adamlar haracı bize ödettiriyor ya. Lan ben lordum. Haracı ödeyen ödesin. Bana ne kardeşim? Aha çiftirli kılıç. Kardeşim senin tam istediğin şeyden var bende. Şöyle yapacağız dur. Ben sana yapacağımı biliyorum. Dur dur halledeceğiz kardeşim. Halledeceğiz, sakin ol ya. Halledeceğiz, sakin. Şimdi ne istiyorsun? Tamam. Şunlara bir bakalım. Bundan yapacağız. Tabi en sondakileri de kullanmam senin için yani bu arada. Onu da hiç boşuna isteme benden. Menzil için biraz daha uzun bir şey seçelim. Hasarı da yüksek olsun diyorsun sen. Şöyle tam senlik bir şey ayarladım. Yalnız iki çelik oluyor bu. İyi yapalım bakalım. 3400 az değil abi. İki çelik harcadık ama güzel. İyi para geldi. Cirit ya istiyor bu. Bunun istediği jileti ben yapamam. O kapasite bende yok. O kapasite bende yok. 3000 para aldık abi, az buz değil. Ne kadara işletme açabiliyoruz ya? Kardeşim selamünaleyküm. Burası refah bir yer mi? Şöyle bakalım. Yerleşkeler. Refah. En refah yer Ortezya. Şurada bir şarapçı açalım hemen. Üzüm cenderesi açalım da para gelsin. Kaç parayı? 15K'ya açılıyorsa açılsın. 100 gelir getirse bile benim işimi görür ya. 100 gelire bile şu an işimi görür benim açıkçası. O araç bizim belimizi büküyor ya. Ordumuz kadar haraca para veriyoruz abi. Hayır ben bir şey yapma. Ben hayatım boyunca bir kez bile savaş kaybetmiş biri değilim kardeşim. Ben niye haracını ödüyorum o adamın, anlamadım yani. Lan kral ödesin. Biz kralken biz kendimiz ödüyorduk. Lordlara bir şey ödetmiyorduk biz abi. Biz kendimiz ödüyorduk ya. Kardeş selamünaleyküm. Senin bir dükkan varmış. Aynen. 15K. Tamam abi. Ulan bu adamdan dilek alınca niye bana değiştirdin? Bunu aldığımızda normalde üretimini değiştirelim falan diye soruyordu ya. Şuna biraz daha para ödettirecek bize şimdi. Gümüşçü. Şunu üzüm cenderesi yapacağız. 2K daha para ödetti. Paramız suyunu çekti vallahi. Kardeş ne görevin var senin? Kaçak avcılar ordusu. Ne vereceksin? Tamam önemli değil. Parayı ne vereceksin? Ne para verecek bize? Parayı söylemedi. Abi ne parayı ne vereceksin? Para önemli benim için. Ben senin gözünün yaşına yapmıyor mu bu görevi? Bize önemli olan şey kaç para vereceğim. Ben de 42 kişilik elit bir orduya sahibim yani. Tın. Kaçak avcılarla dövüşelim. Yani biz de burada kardeşim boş adam değiliz yani, lütfen. Saldırın abi. Kaç para verecek bakalım dur. Zengin bir adama benziyordu ya. Benden 15K para aldı zaten dükkan için. 15K'nın
Üçte birini verse, 5K verse yeter bize. 5K biraz hayal ama olsun. Büyük hayal kuralım. Koskocaman bir birliği dövüyoruz abi sonuçta şu anda. Baksana full oklu mühimmatlı adamları dövüyoruz. İyi para vermesi lazım vallahi. Fiyanlara bak, ne indiriyorlar be. Ya, muazzam bir birliğimiz var gerçekten. Muazzam bir birliğimiz var. Bunlardan da bir yağma gelir. Muazzam geldi gerçekten. Keşke yapmasaydım. Benim bir günlük harçlığımı bile karşılamadı ya. Bir günlük harçlığımı bile karşılamadı. Ne dolandırıcı insanlar dolmuş burada ya. Batı İmparatoruna savaş aç. Abi bana savaş deyin, gözünü seveyim ya. Ordum kaybedilecekse bile gireceğim savaşa. Savaşı gireceğim yani. Şu anda risk almam lazım benim. Para lazım hocam. Bir de Batı İmparatorluğunu açtın ya. Ya benim iş... işte... 15K'ya yeni işletme aldım ya. Of. Ya ben bu krallıktan çıkacağım ya. Ya niye Batı İmparatorluğuna savaş? 15K'ya yeni işletme satın aldım oradan ya. Of. Gel lan. Gel gel. Ordu kurmuşmuş. Gel bakayım gel. Kurduğun orduyu ben senin başına yıkacağım şimdi. Şaka yaptım. Şaka kandırdım. Nasıl kandırdım ama? Kandırdım. Şakaydı lan oğlum. Hemen inandın ya. Gel abi. Biriniz gelin ya. Gelsene abi. Oğlum adam gibi çıkın karşıma. Savaş istiyorum ben. Batı İmparatorluğu'na barış marış. Niye hemen savaş açıldı? Niye barış yapılıyor? Abi yeni savaş açıldı. Gel lan. Şunu dövmeden barış yapmayın lütfen. Tamam. Kalabalıksınız. Saldıran sizsiniz. Ben bu riske gireceğim. Mecburen abi. Çünkü benim bu orduyu azaltmam lazım. Baksanıza günlük giderimiz 660, 900 de çıkıyor arada be. Ben bunu azaltmazsam biteceğiz yani. Ordumu kaybetsem de benim için sıkıntı olmaz. Biraz adamı toplarım. Yani şu adamları ben besleyemem abi uzun süre. O yüzden mecburen benim artık bir şey yapmam lazım. Umarım elit birlikleri yoktur. Kaliteli adamlar da ise çözeriz bunları. Hadi bakalım deneyeceğiz. Süvari sayıları çok az. Atış kes. Bakalım bakalım kimler kimler varmış. 77 piyade, 32 okçu. Kalkanlıları çok fazla. Yani acemi de var. Bayağı kalkanlı birlik var ama. Sıkın abi. Sık 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 sık. Ya yenmesem bile şu birlikten kurtulmak istiyorum ben. 42 kişilik birliği besleyemiyorum ya. En azından savaşarak şey yapalım. Oğlum sıksanıza. Sıksanız oğlum. Sık. Sık. Hepsi kalkanlı bir de alçakların ya. Güzel. Aman. Adamlarımla savaşacağım ya. Kaçmak yok abi. Adamlarımla son adama kadar savaşacağım. Öleceksek de adamlarımızla ölürüz. Kalkanlarınızı götünüz yiyorsa bir indirsenize 2 saniye. Şunları üstüme çekeceğim. Arkalarını döndüreceğim. Götünüz yiyorsa 2 saniye bir kalkan indirsenize. Güzel. Saldır abi. Aldık bu arada. Gerçekçi zorlukta bir de. Koca birliği yendik. 15 adamımı kaybettim. Güzel. Adam sayımın azalması lazımdı çünkü.
Kalanları da indirin. İndirin abi kalanları. 19 nam. Güzel. Moral falan önemli değil. Şunlar kaçmasın da başka bir şey istemiyorum. Şu tutsakları da gider bir şehire satalım. Satmak lazım çünkü. Kaç kişi kaldık abi? 26 kişi mi kaldık? Tamam, 26 kişi. Yeter, şunu da döveriz. Şey, eritiriz. Anladınız işte siz. Güzel. Adam sayımın azalması lazımdı. Zorundaydık yani. Yapacak bir şey yok abi. Besleyemiyoruz çünkü yani o kadar adamı. Şu anda çok azaldı ama en azından büyük bir savaşa girip galip ayrıldık. Bir de öyle düşünebilirsiniz. Şimdi buradan Zeunika'ya Poros'a kadar vardırtmazlar bizi. Buradan Arap topraklarına girmem lazım benim. Benim buradan Arap topraklarına ilerlemem lazım. 3K güzel para abi. Buradan Arap topraklarına doğru ilerlemem lazım benim. Sen bana mı saldıracaksın? Gel birader. Gel bir de seni esir alalım. Gel bir de seni esir alalım. Gel. Niye adam dizdirmedi bana? Gelsin bir de onu esir alalım ya. Hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım. Sık abi. Oğlum bunun birlikleri kuvvetliymiş. Plan diyor oyuncuları ne? Bununki bayağı zırhlı birlikler. Dur bakalım, birkaçını almam lazım benim. Abi içinden geçiyor kılıç. Aman düşeceğiz. Hayır ya, esir düşemem. Lütfen bu savaşta yenilmeyelim. Yenileceğimiz savaş bu savaş olmamalıydı ya. Ya uf, saçma sapan, biz o savaşı kazanıp bunda nasıl yenilebiliriz gerçekten? Hay ağzıma vurayım ya. Zindan atıldık bir de. Eşek gibi adamın üstüne yürüdüm. Keşke gitmeseydim. Risk alalım dedik de olmadı. Bu sefer birlikleri kaybettik. Neyse, sıkıntı yok. Bu sefer haraçları da hala ödüyoruz değil mi biz? Ulan hala haraç ödettiriyor. Tutsak adama bile haraç ödettiriyorlar ya. Ben bu krallıktan ayrılacağım ya. Ben tek takılacağım abi ya. Hiçbir yararı yok ki bana bu krallığın. Bari paralı asker olarak hizmet etseydim haraç ödemezdim. Vallahi hiçbir katkısı yok bana ya. Ben ayrılacağım bu krallıktan ya. Kafamı koydum. Yok, bana katkısı yok. Katkı vermeyen krallığı ben ne yapayım ya? Zarar sadece. Bunlara savaş açtı. Ben burada işletmem vardı benim. Benim burada işletmem vardı. O işletme gitti ya. İşletmem gitti ya. Benim ne güzel Ortezya'da işletmem vardı ya. Yeni açmıştım. Benim işletme açtığım yere gittiler, şey yaptılar ya. Barışı da ben yaptırtmadım değil mi? Ama savaş da lazımdı abi. Güzel bir zafer kazandık da o kötü oldu. Kaçtık. Yük beygirli benim hızımı çok yavaşlatacaktır. Kaçmama izin vermeyecek. Yük beygirlerini bırakacağız. Mecburi olarak şunları da at. At abi. Ne var başka? İyi çelik. İyi çelikler kalsın. Kömürler aşırı ağırlık yapıyormuş. Bunlar çok yavaşlatıyor bizi. At. Şunu ver. Şunu ver. Tamam. Yok, şunu geri al. Bunları al. Tamam. Almamız gerektirecek bir şey yok. Attık. Bas gidelim abi, bas. Ben krallıktan ayrılacağım ya. Şu barış yapılsın batıyla. Batıyla barış yapıldıktan sonra ayrılacağım abi. Böyle olmaz çünkü ya. Bu iş böyle devam etmez abi. Hiçbir yararı yok çünkü bana. Bana yararı olmayan krallığı ben ne yapayım ki? Para gidiyor boşuna. O para gitmeseydi ben böyle bir hamle yapmazdım yani. Çapulcular, önüme çıkmayın. Vallahi bitiririm size. Adamı deli etmeyin. Gezgin buradaymış, alalım. Turnuvaya katılalım bari.
%36 canımız da. Deneyelim. Şansımızı deneyelim. Tek ok ölürüz. Tek ok ölürüz abi. Güzel. Tek ok öleceğim bildiğimden dolayı en önden gidiyorum. Belki indirirler bizi diye. Güzel. İyi bir zafer kazandık. Ya beni ok... Ha tamam, en azından çifteli kılıcı olan şey yaptı. Güzel. Ok bana sıkıyordu. Bu da bana sıkıyor. Nasıl ölmedim lan? Hayret. Vallahi ölmedim. Güzel. Herhalde finalde öleyim diye oyun bana iyilik yapıyor. Güzel. Güzel. Bunu bakalım yenebileceğiz mi? Ya nasıl o benden önce şey yapıyor? Ben ondan önce hamle vurdum. Ben iki kere vuruyorum. 80 vuruyor. O bana kaç direkt indiriyor ya. Gerçi canım azdı da. Ya iki tane vurdum. Baltayla iki kere vurdum. Nasıl %80 gidebilir? Boşuna paramız gitti ya. Boşuna paramız gitti ya. Oğlum şu savaş bitsin var ya, ben bunlardan çıkacağım. Yok, ben Batanya'ya hizmet etmem. Burada videoyu bitiriyorum dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde yeniden Fiyan ordumuzu kuracağız ve Batanya'dan ayrılacağız. Katılırsak bile paralı asker olarak katılacağız. Yani belli bir süre paralı asker olarak katıldım, bize yeter abi. Bundan çünkü bize bir hayrı olacağını ben düşünmüyorum. Bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.